Sayın Abdülkadir Develi, sizinle konuşalım efendim. Kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle Moody's'te gelecek olası bir not artışı yeni haftayla birlikte Borsa İstanbul'da daha da bir yükseliş trendi gösterir mi diye sormak isterim. Deniz Hocam da söyledi, tabii Eylül ayından itibaren Borsa İstanbul'da neyi görmeye başlayacağız, siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii borsayı konuşurken içerideki gelişmelere bakmak gerekiyor. Aynı zamanda dışarıdaki gelişmelere de bakmak gerekiyor. Çünkü küresel iktisadi iklim şu an Türkiye açısından oldukça pozitif. Yılbaşından itibaren kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye dair yapmış oldukları not artışları, ki yani bunu şöyle izah etmek gerekiyor. Yani neden not artışı var veya bu not artışlarının önemi nedir? Bunu aslında izleyicilere bunu anlatmak gerekiyor. Bir ülkenin zamanında ve tam olarak borcunu ödeme kabiliyetini derecelendirir bu kuruluşlar. Ve yabancı sermaye de buna bakarak da ülkeye dair yatırım kararı alır. Eğer bu yüksek ise, not yüksek ise, A'ya yakın ise, A pozitif ise, bu ne anlama geliyor? Bu ülkenin yatırım yapılabilir bir ülke olduğu anlamına geliyor. Bu sermaye için oldukça iyi bir haberdir ve sermaye girişini bu destekler. Şimdi Türkiye bu noktada geçtiğimiz aylardaki bu not artışını Moody's'le beraber devam ettirecek gibi duruyor. Yani şu andaki bütçe dengesine bakıldığı zaman, cari dengeye bakıldığı zaman, ihracatı ithalatı karşılama oranına bakıldığı zaman ve aynı zamanda da Merkez Bankası'ndaki rezervlere bakıldığı zaman burada bunlar hep pozitif bir işarettir aynı zamanda. Yani bu pozitif işaret de notun yükselmesi noktasında da yukarı doğru bir destekçidir aynı zamanda. Evet. Diğer taraftan ise CDS, yani risk primi, ki bu geçtiğimiz yıl Mayıs aylarında 800'ün üzerindeydi ki şu anda 200'e yaklaşıyor. Yani 250 diye en son hatırladığım kadarıyla. Yani burada yine mukayese edecek olursak gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde geçtiğimiz yılki ortalama düşüş 50 puan. Fakat Türkiye burada 600 puanlık bir düşüş elde etti. Yani neredeyse kendisine benzer ülkelerin 10 katı civarında. Bu da oldukça olumlu bir haber. Ve bu neyi destekliyor aynı zamanda? Bu daha fazla sermaye girişini destekliyor. Bir de aynı zamanda ülkenin düşük maliyetli borçlanma kabiliyetini de destekliyor. Ki biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve gelişmekte olan ülkelerin büyümek için sermaye ihtiyacı var. Bu sermayeyi ne kadar düşük elde edersek o kadar yüksek büyüme kabiliyetine sahip oluruz. Tabii bunu borsayla şöyle ilişkilendireceğiz. Tüm bu söylemiş olduğum parametreler, veriler ve datalar TL'yi daha güçlü hale getiriyor. Dövizdeki yatay seyri destekliyor. Aynı zamanda büyümeyle beraber, ki bakın bu da önemli bir parantez, biz geleneksel olarak büyüyen bir ülkeyiz. 4,5-5 büyüyoruz. Ve bunun içine yıllık ortalama 250 milyar dolara ihtiyacımız var. Bunu düşük maliyette elde ettiğimiz zaman büyüme potansiyelimiz de bu noktadan artacaktı. Bu da önemli bir olay. Ve şu anda hani tüm bu parametreleri yan yana koyduğumuz zaman CDS'in düşmesi, kredi notunun artması, bu nokta oldukça önemli. Cari dengenin iyileşmesi, ihracatı ithalatı karşılama oranının bu noktada artıyor olması, Merkez Bankası rezervlerinin 150 milyar dolar dayanmış olması aslında gidişatın bu noktada iyi olduğunu gösteriyor. Burada en sorunlu olan kalem ne? Enflasyon, enflasyonlu mücadele. Enflasyonlu mücadelede en son Haziran ayındaki 1.6'lık rakam oldukça manidar. Fakat biz yıl sonunda %40'ın altını görmek istiyoruz. Fakat bu belli riskler de aynı zamanda barındırıyor. Nedir bu riskler? Küresel ekonomik toparlanmanın getirmiş olduğu talebi artışı, özellikle emtiada olsun, değerli metallerde olsun, enerjide olsun bir artışı destekleyebilir ki bu da bazı raporlara göre yılın ikinci yarısında enflasyonist baskının, bu emtia kaynaklanan bir enflasyonist baskının %15'lere geleceğini bu noktada destekliyor. Tekrar dönelim biz borsaya. Şu anda özellikle Fed olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun, politika faizi, Avrupa Merkez Bankası indirmeye başladı. Fed de bunu artık yapacak gibi duruyor. Hala veriler bu noktada karışık. Trump'a yapılan bir saldırı var. Peki bu nasıl ekonomi? Bu üçlüyü gördüğüm zaman bunun özellikle borsaya, altına etkisi nasıl olacak? Bunları analiz etmek gerekiyor. Tabii burada Trump'tan başlayacak olursak, bir hengame olsaydı bu ABD doları için kötü bir haberdi. Fakat hengame olmadı. Dolayısıyla Trump'ın ekonomi politiği ön plana çıkmış gibi duruyor. Peki nedir Trump'ın ekonomi politiği?
ticaret savaşlarını başlatan, ABD'nin ticaret açığı vermesini engelleyecek ticaret tarifeleri uygulayan, bariyerleri artıran, gümrük bariyerlerini yükselten, vergilerini yükselten bir politikaydı bu. Yani bu dünya ticaret açısından pek bir iyi bir haber değil ama içeride güçlü maliye politikasıyla kamu harcamalarını artıran ve bir nevi yüksek politika faiziyle desteklenerek ABD dolarına eve dön diyen bir politikaya sahipti Trump zamanı ekonomi politikası. Dolayısıyla Trump'ın seçilme ihtimalinin güçlenmesi ABD dolarını özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı daha da güçlendirecek gibi bu noktada duruyor. Tabii altın da, tabii İslam Bey de bununla ilgili mutlaka yorum yapacaktır. Fakat altınla ilgili olarak ise bu tabii geleneksel bir takım teoriler var, geleneksel okumalar var bu noktada. Nedir bu? Politika faizleri düşmeye başladığı zaman değerli metaller olan talep artar. Ama hali hazırda özellikle Çin ve Hindistan'ın hane halkının altın talebinin artması ve bu ülkelerin altın, bu ülkelerin merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yönündeki duruşların devam etmesi, fakat Çin geçtiğimiz ay Merkez Bankası altın alımını bu noktada durdurdu. Altını çok yüksek seviyede şu an hali hazırda tutuyor. Hı. Jeopolitik riskler de buna bu noktada destek veriyor. Ve bu politika faizinin ne kadar hızlı düşeceğine bağlı olarak biz altının önümüzdeki süreçteki okumasını ve değerlendirip yapabiliriz. Yani benim şahsi görüşüm bu noktada, altın şu an hala hazır yüksek bir seviyede. Evet. Bu seviyeyi koruyacak gibi ve buradaki Fed'den gelecek olan şahin adımlar, ki nedir bu şahin adımlar? Politika faizinin daha hızlı bir şekilde indirilmesine dair ortaya koyacağı projeksiyon. Böyle bir projeksiyon ortaya kor ise altın bu noktada daha yüksek düzeyleri önümüzdeki günlerde destekleyecektir. Tabii işe borsadan başladık. Yani bu borsadaki borsa neye bakar? Büyümeye bakar, ekonomik aktiviteye bakar. Politika faizlerinin düşecek olması bu noktada borsa için iyi haberdir. Yani küresel açıdan politika faizinin düşmesi ekonomik aktiviteyi canlandırır. Neden canlandırır? Çünkü burada şirketler ve firmalar daha düşük borçlanma kabiliyetine sahip olacaklar. Bu da içerideki ve aynı zamanda düşük borçlanma kabiliyeti hem firmalara bu noktada finansmana erişimi kolaylaştırıp ekonomik aktiviteyi destekleyecektir. Diğer taraftan da tüketiciler açısından da düşük borçlanma ile daha fazla tüketim yapma imkanı sağlayacaktır. Bu neyi doğuracaktır? Daha fazla üretimi ve daha fazla da tüketimi aynı zamanda destekleyecektir. Evet. Bu da küresel ekonomik aktivitenin büyümesi anlamına geliyor ki bu da borsalar açısından bu noktada iyi bir haber olarak da biz değerlendirebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.